Azerbaycan'dan çok mesaj geliyor. Güney, kuzey yoktu. Azerbaycan tektir diyorlar. Doğrudur. Ama maalesef coğrafi bir tabir olan güney ve kuzey coğrafya olarak var tabii. Siyasi bir realite haline dönüştü. Rusya ve İran hakimiyeti yüzünden. İran Azerbaycan'ı tabii başkasının idaresinde bir Azerbaycan olarak düşünmek güçtür. Hı. Niçin? Çünkü Azerbaycan halkı, askeri, bürokratı İran'ı idare eder. Ne kadar mı? Tamamını mı? Ya kardeşim, Safaviler kim? Türk. Akkoyunlular kim? Türk hanedanı. Karakoyunlular kim? Türk hanedanı. Tabii. Afşarlar kim? Nadirşah Afşar. Yani İran'a üstelik bayağı bir İran milliyetçiliği veren bir hükümdar bu 18. asır. Üstüne gelen Kaçarlar kim? Türk. Generali Türk, profesörü Türk, bilmem nesi Türk. O hava. Ve bütün o havaya rağmen de insanlar Türkçeyi kullanıyor. Yani Tebriz'in entelektüeli, Tahran'ın, Kazvin'in entelektüeli. Hı. Evinde, ocağında dostları, akrabalarıyla katiyen Farsça konuşmaz, Türkçe konuşur. Rusya'da ise tabii ki Rus hakimiyeti duyulur yani Azerbaycan bölgesinde. Böyle bir bölünme olmuştur ama verilen mesaj doğrudur tabii. Azerbaycan, Azerbaycan'dır. Güney ve kuzey coğrafya olarak geçerlidir. Bunu belirttik zaten. Üzerinde durmak gerekir. Kullanılan Türkçe bakımından, kullanılan Azerbaycan lehçesi veya dili açısından da İran'daki daha şeyli kalmıştır. Peki hocam, İran'daki Azeriler tamamı mı İran'ı kendi devleti olarak görüyorlar? Yoksa vallahi bir Türk kimliği... Tamamına yakın. Tamamına böyle çok ekstrem. Çok önemli bir yer. Bir kere ilk tiyatronun, yani Türk aleminde ilk tiyatronun kurulduğu yer Tebriz'dir. İlk matbaa Tebriz'dir. İlk gazete yani hayatı. Çok önemli. Bunlar eski. İran gazetesi daha sonradır yani Farsça. Onlar önemli. Yani çok önemli. Sonra liseler, rüştiyeler falan. Onları bilmek lazım mesela. İran hayatı içinde ilk belediye mesela Tebriz'in. Yani bunlar 19. yüzyılın büyük reformlarıdır. Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Ve bugün de öyle yani. Uleması çok önemli. Tarihçileri ve münevverleri. İşte bir kitaptan bahsettik mesela. Bu arkadaş çok önemlidir. Evet. Ve bu daha ilginç bir şey. Bu sol görüşlü bir kitap. Ve bunu yazan adamın belli yani şey okudu. Marksizmi falan okuduğu belli yani. Bu kasaba solculuğu değil. Demin bahsettik Kesrevi mesela. Enteresan bir adamdı. Yani İran'ın İslam'dan önceki devrini yücelten. Zaten onun için öldürüldü. Suikaste kurban gitti. Fakat yazdığı eserde Hümeyni devrinde bile tavsiye edilen kitaptı. Tarih-i Meşrutayı İran. Daha şey bir eser yok çünkü o konuda. Ya ben şeyi yeni öğrendim biliyor musun? Bu Muhammed Ali Kacar. Evet. Tahttan feragat ettikten sonra işte bir ara Rusya'ya gidiyor, şey yapıyor. Büyükada'da yaşamış. Ha, bizden oraya geçti. Hayır. Tahtı bıraktıktan sonra. Bizde kaç yaşıyor? Bizde yaşamış egzili. Bir dönem. Benim tanıdığım Kaçarların hepsi ya Amerika'da ya bir yerde falan. Ve çok uzun boyludurlar malum. Evet, kısa. Hatırlıyorsun. Mesih Sultan biliyorsun çocukken. Görmüş. Şeye onları. Gitmiş. Kaçar İmparatorçesi'ne gitmiş sürgünde. Götürüyorlar Sanremo'da işte. İmparatorçe deyince heyecanlandım diyor. Ama anneannesi İmparatorçe. Dedesi heyecanlandım diyor. Öğretmiş küçük, yani nasıl Sultan olsun. Küçük Sultan Efendi. Küçücük bir kadın çıktı karşıma İmparatorça diye diyor. Ben daha uzunum ondan. Daha uzunum. Bir de şeyi hatırlarsın rahmetli doktor da. Doktor Saviç'le.
Sizin bir kaçal muhabbetiniz. Evet, evet. Evet. Başkent Tahran'da kaçarlar kuruyor değil mi hocam orayı? Tahran'a kaçar hanedanı taşıdı başkenti. Yani demek ki 19. asrın asıl şeysi, icadı. Tahran'ın valla havası umumen iyi sayılmaz değil mi? Güney Tahran dediğimiz yani ovadaki düzlükteki Rey şehrine doğru giden Tahran hiç uygun bir hava değil. Yukarısı güzel. Yukarısı güzel. O çünkü Kuh-i Demavent dağa tırmanıyor. Hı. Şimdi oraya maşallah dağ yetmedi. Bir de gökdelenler çıkıyor. Oraya mı başladılar? Her yere. Yani tecrüşten sonrası güzel. Yakında o dikilen gökdelenlerin zirvesi Elburz'u geçecek. Ben sana söyleyeyim oraya. Felaket bir şey. İyi bir hocam. Bir iki ay önce muhteşem bir kitap okudum. Hatta bununla ilgili bizim dergiye de yazı yazdım Peter'le ilgili. Cultural History of Russia diye İngiliz bir tahkikini yaptım. Nedir, neymiş ismi? Rusya'nın kültürel tarihi diyor hocam. Ha, Cultural History of Russia mı? İnanılmaz bir kitaptı ve orada çok şaşırdım. Şimdi Peter'in ne kadar Avrupalılar kültürdü. Dilin ne kadar Fransızca döndüğü, entelektüelliğin sadece Fransızca yazdığı. Ses gitti yine. Ses gitti. İlk gün ses gitti. Pelin Hanım ses gitti arkadaşlar, bir daha denesinler. Ay. Bir de hocaya çok gelen bir soru var. Bazı seyircilerimiz mesela birkaç kere geldi aynı sorudan. Bu Sivas'tan Ekrem Darıcı soruyorlar. Hı. İlber Hoca'ya diyorlar hayranlığımızdan dolayı oğlumuzun ismini İlber koyduk. İlber ne demek? Ha, İlber. İlber iki tane anlamı var. Bir tanesi vatan ver demek. Bu ama olabilir. Fakat aslında Alp Ermiş. Köprülü Alperlerin İlber olduğunu, yani İlpler diye yazıyor zaten. Alpler diye değil, makalesi meşhur odur. Bu çok tutunan bir isim oldu. Niye oldu? Senin yüzünden. Valla benim yüzümden mi yoksa çok Avrupa Birliği'ne de uygun bir isim. Yani hem Türkçe hem kolay telaffuz ediliyor. Enver de öyleydi bir zamanlar değil mi? Aha, o Enver kardeşim. Senin biraderin de Enver'di. Kırım'da falan vatani yıkasında çok vardır. Enver 918 ve 922 arasında Erdoğan oğlan çocuklarının onda. 9'u Enver'dir. O açıktır yani. Onu ve söylerlerdi. Yani Enver'in. Enver Paşa bizim oraya gelen de konmuş diye. Bu tabii işte bak bu da farklardan biri kültürel. Hiç kimse İran Azerbaycan'da Enver adı koymaz. Ama kuzeyde Rusya Azerbaycan'da doluydu Enver o tarihte. Mesela öyle şeyler oluyor. Ögedeyi de Oktay diye okumuşlar. Oktay. Oktay ismi de oradan doğrudur, çıkmış. Doğrudur. Ögedeyi. Ögedeyden çıkmış. Ne Ögedeyi işte ne oldu? Şimdi Alper Tunga öldü mi? O ha. İlber mi aslı oldu? İlber Tunga oluyor. İlber Tunga. Tabii. Tonga. Tonga. Tabii İlber Tonga oluyor. Şimdi sevgili seyirciler. İlber Hoca müsaade ederse. Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Tebriz'den bahsediyoruz. Şimdi o toprakların... Pardon, bu çok cızırıyor. Erhan bir kolunu çeker. Tebriz'in Osmanlı hakimiyeti yani resmen Osmanlı hakimiyeti biliyorsunuz 18 yıl. Evet. Daha kısa kalanı yok. Yani daha öbür uçtaki o Buda bile yani 180 yıl kaldı. Evet. 18 yıl kalan Gürcistan'ın belirli yerleri çok daha uzundur. Tebriz nedense Osmanlı'ya yar olamamış. Alıyorlar yani. Geri çıkıyor. Alıyorlar geri çıkıyor. Defalarca da alınmıştır yani. Sebebi ne? Bir kere uzak. Evet. Provizyon meselesi. Şey gibi işte Çihrin Sahrası gibi Ukrayna'daki. Evet. Sahra'yı alıyorsun da denizin ortasında durmak gibi bir şey yani. Çılgın bir teşebbüs. Hocam şeyi işte Erzurum'dan diyorlar ki yardım gönderin Tebriz'e Revan'a. He. Beylerbeyi asker toplayacak. 3 kişi ancak geliyor. Yani asker nasıl gelsin? Mesela Kırım Hanları daima İran seferlerinden çok şikayetçidirler. Evet. Çünkü hakikaten büyük bir tahribat, dökülüyor ordu ve ganimet falan da yok doğrudur. Allah Allah. Ha. İran'ın çok... Hiç otobüsle gittin mi Tebriz'e? Çok.
Bir de kamyonla gittim, sen onu bırak. Kamyonla gittim. O zaman yakışıdır. O zaman yakışıdır. Benim ilk gidişim otobüsledir. Eyvallah, çekilir. Sen kamyonla gidiyorsun. Gürbulak'tan geçtin mi? Yok. Ama eğlenceli olmuştur. Bir de bana sor. Niye? Ben devrimin ilk yılları. Bir de bana ben sor. Otobüsle ha, devrimin ilk yılları bir de. Şeyde. Bir efendim? Reklam bir şey sıkarlar böyle. Vize yok ama her şeyi karıştırıyorlardı. O, diş macunlarını şey yapardı eskiden. Şimdi yok artık o. Niye? O bitti o. O zaman döviz yasağı vardı. Kitaplar. Diş macunları sıkılırdı şeyde. Ama çok keyifliydi o ayrı. Devrim İran'ı çok keyifliydi. Çok. Yani bir sürü şeyler görüyordun yani. Evet. Senin için hele sen oralı değilsin. Bir gözlem. Şimdi öyle değil artık. Şimdi oturdu hayat. Fazla oturdu. Yani Humeyli'ye namaz kıldım ben. Ya. Wow. Etkileyici cam bir oranda. Kişilik ama. İnanılmaz bir şey. Etkileyici bir kişilik. O cam oranda Mescid-i Hüseyin'i vardı. Bir de bu fakih takımı içerisinde bankacılık, sigortacılık, ticaret meselelerinde en isabetli içtihatlar ondan çıkıyor. Herkes takip ediyor. Yani CEO olmak gerekmiyor. İlber Hoca şu ana kadar 4 tane evlilik teklifi aldı. Böyle mi? Mesajlar da. Şimdi efendim, sen değerlendirirsin. Ama Roma teklifi de var. Bu akşam Roma'ya kısmetin... gelecekler mi? Tamam, bir grup kuralım, gidelim, bak bakalım. Efendim sevgili seyirciler, şimdi İlber Hoca izin verirse, işte Tebriz'den, Azerbaycan'dan bahsediyoruz. Oraların çok önemli bir isminin sesini dinleyeceğiz. Evet. Nefis bir şiir, Türkçe. Şehriyar. Şehriyar. Efendim, meşhur Haydar Baba'ya Selam şiirinin yazarı Şehriyar'ın sesinden Türkçe bir başka şiirini dinliyoruz. Demişem redifli bir gazel. Son 50 yıl içerisinde Türk şiirinin 50 yıl içerisinde yazılmış gerek buluşlar, gerek güzel ifadeler açısından en güzel örneklerinden biridir. Şimdi efendim, Şehriyar'ın 1988'de Tebriz'de vefat eden ve çok büyük bir türbeye defnedilen İranlıların hafızı zinde, yani yaşayan hafız, Farsça şiirleri açısından yaşayan hafız dedikleri muazzam canım Farsçası da. Fakat Türkçe şiirlerde geç yaşlarda, ileri yaşlarda yazmaya başladığı Türkçe şiirlerde nefis olan Muhammed Hüseyin Şehriyar'ın kendi sesinden bir şiirini dinliyoruz. Türk olduğu halde hiç Türkçe yazmayan şairlerimiz var bizim. Biliyorsun. Biz şu anda Gencel'i, Nizami. Ha, onları da eski. Ha. Ferdowsi Türk mü? Hayır, alakası yok. Tam böyle. Şeyi yazdıran Türk. Gazneli Mahmud. Vallahi Ferdowsi. Hayır, yazdıran Türk. Gazneli Mahmud. Gazneli Mahmud'un yazdırdığı falan yok. Bak, Gazneli Mahmud, Gazneli Mahmud Melik Tazi Guyent denen takımdan barbarca konuşan hükümdar. Bilmiyor Farsça yeterince, askerce biliyor. Yani askere lazım olduğu kadar. Ve ben oradaki şey, facia ben, şu. Şimdi orduda Farsça komut falan da verilmez ayrıca, yani mümkün değil. Şimdi orada facia şu, bu yazdı Şahname'yi, müthiş bir şey bu. Ve bunu gitti takdim etti tabii hükümdara, altınlar bekliyor, haklı. Soruyor nasıl bir şey diyor Gazneli Mahmud. Orada mikrop herifler var herde de falan, işte de sapı var çöpü var falan. Ve verilen şey bunun üzerine Atiye hiç göz alıcı değil ve çok kızdı o şeye, o paraya. Meşhur bir lafı vardır kendisinin. Bir adı biliyorsunuz İbrahim'dir Mahmud. İbrahim'i Mahmud. Do İbrahim Ahmet Bedin Cihan. Yaki butperest, yaki but şikest. Birisi puta tapar. İki İbrahim geldi dünyaya. Put kırar diye. O figanin bu tabii orada. Çok ağır bir tenkit, evet. Gazneli Mahmud'a. Zaten ondan sonra da verilen bahşişi de şeyde yiyor. Hamamda bahşiş diye atıyor. Ve köyüne çekiliyor. Tusa. Tusa çekiliyor.
Sonra bu şiir nasıl öğreniliyor çok kıymetli olduğu Mahmut tarafından? İran, Hint seferinde Hayber'de bir kale vardı. O kalenin hükümdarı bir hatun idi. Şey yapmadan evvel, kaleyi kuşatıp uzatmadan evvel ona bir şey vira teklifi adeta gitti. Ve bu teklifte yazan adam bir dosyeden bir beyit aldı. Şun ferda berayat bulanda fitap beni gürzü be meydan afrasyap çonanet be gudem be gürzü giran ger pulat gudet ahengiran sabahleyin gün ışığında güneş doğunca er meydanı üzerine seni gürzümle öyle bir döverim ki demircilerin demir dövmesi gibi. Ama şiirde dikkat etmek lazım. Çun ferdan berayet bulanda afitap ve meydan afrasyap ve gürzü giran ger plat gudent ahengiran dan 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 bir aliterasyon değil mi? Evet, sesi de müthiş bir adam tabii bu 10. asır beyim. Daha bir sürü milletler ağaçların üstünde oturuyor. Avrupa'da falan yok böyle bir edebiyat. O zaman anlaşılıyor kıymeti ve develerle gidiyor altın ama ne yazık ki ölümüne yetişiyor. Çok önemli ve tabii deminki şeyin favorisiydi Kevser'in. O hafızı Şirazi'yi, Sadi'yi, Mahdi'ye, Bahaddin'i, Amili'yi hiç tutmaz. Varsa yoksa Firdosi. Kim? Dakuki, Seyyid Ahmet Kevser'i. Ha Kevser'i ha. Yani onlar için çünkü bu eski İran'ı aksettiriyor. Doğru yani Şehname öyle bir şey, edebiyat. Ve dağdaki ümmi çobanlar bilir ondan yüzlerce binlerce şey. Çok enteresan. Ümmi herif ezberle. İşte o tabii açık şimdi Ferdowsi'nin tabii hiçbir şekilde Türklükle falan ilgisi yok. Evet. Öyle bir şey yok ve eski İran'dır. Çok önemlidir.